Evet oluksun hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Niye monitörün altı gözükmüyor? Monitörün altı gözükmüyor. Ben gözükeyim. Evet oluksun hastaları, delileri. az Ben bir kere öncelikle arkadaşlar kem küm zart zurt gak ve guk etmeye asla gerek yok. Chat'teki bütün Fenerbahçeli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Müthiş bir galibiyet. Tamamen Fenerbahçe'nin inanılmaz iyi dersine çalışıp inanılmaz doğru oynayıp inanılmaz bir galibiyet aldığı bir akşam. Hiç öyle rakip kötüydü bilmem neydi. Rakip taş gibi takım. 24 baştır Gelilmiyor. Belçika Ligi. Sen bugün Belçika Ligi'ne gak kuk dersin. Belçika Ligi, Türkiye Ligi'nin falan çok önünde bir lig. Kabul edin etmeyin. Tamamen İsmail Kartal. Tebrik ediyorum. Ben burada İsmail Kartal'ı sene başından beri eleştiriyorum. Bugün de kondisyoner açısından zayıf olduğunu düşünüyorum. Hala kondisyon açısından bak yine Fenerbahçe'de birilerinin orası burası attı. Kondisyonerini mutlaka değiştirmesi lazım. Bu hatır gönül işlerini bırakması lazım. Ama bugün İsmail Kartal'ın hayatının en güzel akşamlarından biri. Bu kadar iyi plan, bu kadar iyi hazırlık, bu kadar iyi çözüm. Yani ne istese sağda yaptı, herife nefes aldırmadı. Fener'in sakatları elbet var. Onları konuşacağız. Bence bu doktorla kondisyoneri değiştirmek lazım son iki ayda. Ama bugün doktorun kondisyonerin değil. Hocanın konuşulacağı akşam müthiş plan yapmış. Ben böyle yani heriflere karşı o ilk yarı önde yaptığı pres, heriflerin elini kolunu bağlaması. İki beke ciğerli adam atıp o beklerden maksimumu almak. Rakibin seni yenebileceği köşe yani kanat akınlarını tamamen önüne geçmek orta sahada Fred'in yanına yani kesici Fred'in yanına alan kapayıcı Fred'in yanına durdurucu İsmail'i koyması. İsmail'in durdurması Fred'in kesmesi. Yani herifleri Fenerbahçe dağıttı. Ve bu tamamen İsmail Kartal akşamı bak. Tamamen İsmail Kartal akşamı. Hiç gakkuk yapmaya gerek yok. Zamanında öyle dedik de böyle dedik de. Müthişsin. Hacı İsmail Kartal seni kutluyorum. Müthiş bir akşam. Fenerbahçe adına. Fener'in iki maçlık Avrupa'da ömrü kaldı demiştim. Bak Fener'i çeyreğe yazdı. Ve bu kadar iyi dersine çalışırsa belki yarıya da yazacak. Bu turnuvada Fenerbahçe'nin en korktuğu takım Aston Villa'ydı. Bugün ayakta 0-0 kaldı. Fener için hiçbir şey belli olmaz. Çok acayip bir performans. Devamı olur mu? 2 maç, 4 maça çıktı. 6 maça çıkar mı? Hepsini konuşacağız. Partu ve Turan'ı da kutluyorum. Şahane bir akşam Fenerbahçeliler için. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür Sağ ederiz abi. Ne diyorsunuz bu akşama? De kutluyorum. Yani ne diyoruz? What Üçünün a night diyoruz. diyorum ben. Öyle Sisle. diyeyim sana. Yani sistem dedik, çok iyi takım dedik, Liverpool'u yenmiş dedik ama en nihayetinde futbolda hepimize şöyle bir ders verdi. Kaliteyi yenemez. Evet. Kalite, kalite farklı bir şey. Ya Fenerbahçe bugün bence karşımızdaki takım kötü de oynamadı ama yani nefesi yetmedi. Çok iyi Fenerbahçeyi ye nefesi yetecek kadar kaliteli bir takım olmadığını hep beraber gördük ki ben bunu ilk başta çıktığında da söylemiştim. Maç öncesi yayında da söyledim. Ee, hani köy takımı denilecek bir takım değil ama ya sahada bariz bir kalite farkı olacağını söyledim. Bizim her oyuncumuzun mevki mevki daha kaliteli olduğunu da söyledim ve bunu hep beraber maçı izlerken de iyiliklerimize kadar hissettik yani bu kalite farkını. Tebrik ediyorum tüm Fenerbahçenin özellikle başta Osterwald ve İsmail olmak üzere tüm futbolcularını. Ya İsmail müthiş bir akşam yaşadı bak. Ben sana söyleyeyim mi? Fener'de hep Şimanski Fer, 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 ferdi falan gidecek deniyor. Fener'e Fener e bu yaz İyi iyi de bir şampiyon oynarsa en kalın teklifi Osterwold'e getirir bir İsmail getirir ki. Ama kalkacağım İsmail söylüyorum. milli takımda milli takımda çok daha iyi oynuyor Fenerbahçe'de oynadığında. Vallahi acayip bugün bugün hem İsmail hem Osterwold ab Osterwold'un gol. Gerrit Bale'ın Inter attığı gol Tottenham'da oynarken getirip getirip evet. kendi kalesini oradan alıp müthiş. Bugün bir övgü de hakeme. Ha bu kadar iyi maç yönetilir kardeşim ya oyunu durdurmadı. Hep oynattı, hep oynattı. Tempoya izin verdi. Hiç gözünün yaşına bakmadı. Mesela Sengloss da sert oynadı. Ama cırt cırt hep kartını çıkarmadı. Yerinde kart. Çünkü bir yerde kartını şeyini kaçırsaydı dozajını ondan sonra ucunu alamazdı. Ama hep doğru. Ama Mesela penaltı pozisyonunu kaçırdı. Vardan uyarı geldi. Onu da kaçırırsın abi. O çok yakın mesafe. Aynen. Çok hızlı geliyor. Orada zaten Fener'de Mert Hakan dışı itiraz eden adam da yok. Çünkü Mert Hakan dışı birinin Ferdi. görmesinin imkanı da yok. Ferdi de itiraz ediyor. Yani orada mesela sizle beraber maçı izledik. Aa penaltı lan niye vermedi falan kimse olmadı yakın çekim görene kadar. Hı hı. Yani görmesi zor pozisyon. Sen vardın aramızda bir sen vardın. Tek ben penaltı dedim oh. konuşmazsınız ama. İlk penaltıyı yok, ben, ben dedim aramızda. Konuştum aranızda. ama yok inan, inanmıyorsun. Yak ama yak kenar dışmanı değil. Bu arada hakkını da teslim edelim. Bugün hangi İsmail'in daha iyi olduğunu ben de kestiremedim. Yani yüksek mi Kartal mı? müthişti, müthişti. Yani ikisi Oyun... de birbirinden abi, iyiydi. Bak ben sana bir söylüyorum. biz bu adamı hep niye eleştiriyoruz? Maç içi hamleleri ezber. hiçbir ezber Hı. hamle yapmadı. Mecburiyetten yaptığı hamleler de var sakatlıktan. Ya da Fred'in şey durumundan korkup ama hep doğru hamle, hep doğru adım. Mert Hakan'ı attı içeri doğru yaptı. Hep doğruyu yaptı. Ferdi'yi maç içinde işte Ferdi'yi atması da çok bence doğruydu. Yani baştan sona baştan sona müthiş bir maç çıkardı İsmail Kartal. İsmail Kartal'ı ne diye eleştiriyorsak bize onların hepsini bugün iade etti. Sen Maç planını iyi yapamıyorsun dedik. Ne zaman dedik? Samsun'da dedik. Antep'te dedik. Kazanmasına rağmen dedik. Kazanmadığı haftalar dedik. Maç planı 10 numara. Kitap gibi okumuş Sengiloas'ı. Sengiloas'tan eser yoktu. Her şeyiyle müthiş maç çıkardı. Yani Fener bugün beni acayip şaşırttı. Bak mı söylüyorum. Hani sizi şaşırtmadı. Özellikle Turan zaten yeneriz diyordu. Ama ben Hakikaten sen gülüyorsun kazanmasını bekliyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Beni ben acayip İsmail şaşırdı. 3-0 ve 3-0'lık oyun bu arada. Evet. Hani 3-0 ama 3-0'lık da oyun. Lavuklar Benim bir iki arada... cılız geldi ama Zor... lavuklar çok iyi kapattı Fenerbahçe bence. Benim zaten 3-0 <laughs> tahminim vardı biraz uçukta olsa. Ya şey e, İsmail Kartal'ın Avrupa ve Lig'deki bu ee, arasındaki farkın baskı olduğunu düşünüyorum. Ligde çok yoğun bir şampiyonluk baskısı var. Ama mesela burada bugün İsmail Kartal yenilse bile çok yoğun bir baskıya maruz kalmayacağını biliyordu ya. O yüzden rahat ve kafasındaki değişiklikleri, kafasındaki planı uygulayabilecek alanı yarattı kendine. Yani Tek dileğim kalan son 10 maçta ligde de bu baskıdan arınıp gerçekten İsmail Kartal potansiyelini ortaya çıkarması. Zaten İsmail Kartal'ın e, bence en zayıf noktası üstündeki baskıyı yönetememesi. Bu baskıyı yönetirse bence e, kalan 10 maçta götürür yani. Bu arada benim en çok sevindiğim şey ne biliyor musunuz? Stoperimiz oyundan çıktığında maça sol bek başlamış adamın bir anda stopere geçmesi ve orada da işini çok güzel yapması ve bir gerçekten Gerrit Bey ile adasıyla da gol atabilmesi. Yani böyle bir adama sahip olmak gerçekten çok mutluluk verici. Bir anda bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. sabah bak Fred 6.6 diyor. Ha bize yayın verebilir misin? Ben mesela Fred'in 6.6'sına hiç katılmıyorum. İsmail'i İsmail yapan bu maç Fred. Fred'in kesiciliği sayesinde, kesici rolde oynamaması sayesinde bu çocuk bu kadar iyi oynuyor. Bugün belki pas olarak belki bilmem ne olarak buradan 6.6 almış olabilir. Evet ama o yüzden. Fred'in yaptığı işleri İsmail'e yüklendiği gün İsmail batırıyor abi yapamıyor. İsmail Fred gibi bir adamla şov yapıyor. Bak mesela milli takımda da bunun yanına aynı Fred stili bir adam bulmak lazım. Tabii ki Fred gibi adam bulabilmek zor ama Fred stili bulacaksın. Müthiş Fali. bir oyuncu İsmail. Salih olabilir bak. Bilmiyorum tam tarzını. Oturup da Dortmund'da Salih hali izlemedim. Ama Fred gibi bir adam bulacaksın. O kadar uyumlu oldular ki. Ya bugün Fener e Abi sen daha önce de şöyle Hani bu sofa genel olarak hani istatistiklerden yola çıkarak puan verdiğini. Fred'in bugün maçın başında da gördüğümüz bir iki böyle ufak pas oldu. Ben ondan kaynaklandığını düşünüyorum. %69 ile oynamış. Düşük. Ona vermişlerdir kötü puan şey eee kayıplara hatta puanlar biraz düşük hepsinin sebebi bu aslında. Evet. Position lost 16 yazıyor. Position lost 16 10 ikili mücadelede 3 kazanmış. Onlara biraz düşük vermişler ama ben çok beğendim. Şundan çok beğendim. Pisişi yapıyor, top kesiciliği yapıyor, alan kapatma yapıyor. İsmail kalanı süpürüyor. Rakibi durduruyor. Müthiş ikili. Mesela o sayı Samuel ya bu adam sağ açık geldi Fener'e. Ben bu adamın Fener'e geldiği günü hatırlıyorum. Pandemi vardı. Fener bunu İrlanda'ya götürdü. Yani. İrlanda'dan getirtti ya. İngiltere'den uçak kalkmıyordu. Hatırlıyoruz o muhabbetleri. Bir yere götürdüler evet, de oradan biliyorum, getirdiler. Hatırlıyorum. Ya geldiği gün Nerede? sağa çıktı. Ve o fiziği, o bir şeyi, o vücudu ve müthiş bir sabek adam. Müthiş bir sabek ya. Yani bu kadar ikili mücadelelerde başarılı rakibi geçirmeyen ya babacım Hakikaten bak bunlar hep teknik direktör dokunuşudur. Şu adama ilk dokunuş Pereira. Evet. Ama Prime'ını hep İsmail Hoca ile vermiş. İsmail Hoca'yı burada tebrik etmek lazım. Yani Bence ben... Ferdi de benzer bir şey alabilir abi aynı yorumu. Evet Ferdi de öyle. Ama bak mesela sana şunu söyleyeyim. Bu söylediğime Fenerbahçeliler katılmayabilir. Avrupa'dan bir takımın Ferdi ve Osterwolde. Şimdi ikisi de esas mevkisine sol bek yazılıyor. Diğer başka yan mevkileri de var ya. Hı hı hı. Avrupa'dan bir takım mutlaka Osterwolde'ye daha fazla para verir. Çünkü Osterwolde'nin o fiziğiyle hayal ettirdikleri çok uzay bir yerde. Yani bugün Kim nasıl Bayern Münih'in stoperi ise Osterwolde aynı o seviyeleri Sasha Boye'yi nasıl sağ da sol bek olabilir öyle bir kulüpte. Bugün o fizik bana onu ister daha. Öyle abi bir Abi ben şey dediğine katılıyorum ama şöyle beklemeli yapayım. Yaş olarak da 2 yaş daha küçük Ferdi'den. Ya o var ama Ferdi de bence fiziğinden çok daha büyük oynuyor. Dediğine katılıyorum. Bence de Hostelville'de oynar derim o anlamda. Bak Ferdi atletik sol bek durmuyor değil mi? Atletik adam değil. Hiç. Yani dışarıdan bak sen dersin gibi atletik bir sol bek Mesela bugün bile ne dedik? Osterwolde'nin Ferdi yerine sol bekle başlaması daha iyi. Osterwolde daha atletik. Ferdi de çok atletik bir adam. de çok daha zeki abi oyunda. Ya bir de yandan bir de da Oyun zekası. Ama mesela Ferdi'yi Max nerede görüyorsun abi? Ferdi'yi Napoli'de görüyorum. Osterwolde'yi nerede görüyorsun abi? Osterwolde'yi Bayern'de görüyorum abi. Ben Ferdi'nin maksimum Arsenal seviyesine çıkabileceğini düşünüyorum. Boy gibi görüyorum Oster Boye Boy de böyle bir adamdı. Bak nerelere gitti. Yani şu adamları bu ülkeye getirip topu oynatan menajer hangi menajerse hani bu Boy için falan da söylüyorum bu arada. Kim Minje, Boy, Oster Voldey. yani bu adamları kim buldu da bu ülkede top oynatıyorsa o adama da helal olsun. Vizyondur abi. Şöyle bir adam Fenerbahçe'de sol bek oynuyor. Ya ucu ucuğa yok herifin. Sol stoperden topu aldı. Rakipten topu kaptı. Ceko'ya verdi. Şimdi sol stoper adamsın. Topu Ceko'ya geçirdin. Ne yapman lazım? Artık işin bitmiş. Topu kapmışsın. Ceko'ya atmışsın. Öndesin. Ya ulan dersin. Götü tutalım Abi öndeyiz zaten 1-0. Kalayım yerimde. E Dakikada dakika 75-80 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Aygır gibi devam ediyor. Koşuyor. Çeko bunu bir daha görüyor. Alıyor bu sefer. Rakip kaleye gidiyor herif. Tek başına. Kimse kesemiyor herifi. Çünkü inanılmaz hızlı bir herif. Ve bitirirken de... Yan ağlara asıyor topu. Bak o da çok acayip. Direğin yanına... Yani forvetim diyen adam vurur öyle topa. Herifteki yetenek... Avuzuna bak. Yani has, hayranlıkla izledim ya. Bir... Hani genelde böyle rakip topçuları hep hayranlıkla izliyorum. Çünkü hani kendi rakibin bahçesinin şeyi daha yeşil görünür derler ya adama. İşte komşunun bahçesi daha yeşil görünür hesabı. Hani hep rakipteki adama bir tık daha fazla özeme oluyor. Her insanda olur psikolojik olarak ama ee, hem Samuel'de hem Osterwold'de de hem Boye'de şeyi görüyorum. Kendi kulübümle kıyaslıyorum. İşte benim kulübüm eksikliği bekler abi. Benim kulübümün diğer kulüplerle arasının en yüksek açık olduğu mevki bekler. Yani iyi kötü bir Getson Musratin var mesela burada. Ama yani Masuaku nereye şu herif nereye? Ya da şu işte Onur Bulut nere bu adam nere? Şey i̇şte fark beklerde ve ben futbola dair her gün bir şey öğreniyor insan. Ben sene başında sene başı bizim yayınlarımızı izleyen insanlar hatırlıyordur hep şunu diyordum. Ya öne iyi adam al. Ya peki Dandik al. Öne yine iyisini al. Öyle değil abi. Modern futbol bekler. Bugün Fenerbahçe Ousderwold'e ve Samuel'le nefes aldı. Nefes aldı. Nefes aldı abi. Bir Bence yan, Ferdi de, var Ferdi de öyle. E, Ferdi de o işi yaptı bir yerden sonra. Bir 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 hatamda. Çağlar'ın Fener'e geldiği gün ne gerek var Çağlar'ın Fener'e gelmesine? Çağlar'a da yazık. Oynamayacak. Çünkü Fener'in stoperler iyi. E Fener'e de yazık. Niye böyle bir şey aldı altı falan diyordum. Yok abi. Şimdi Bekanu sağlık durumunu demek ki Fenerbahçe yönetimi bizden daha iyi biliyordu. Ciku Çağlar müthiş bir ikili ya. Yani. Evet. Çağlar da gitti mesela. Ne kadar gitti acaba? Çok o kötü gitme, gibi gelmedi bana ama. gelmelere bak. gireceğim. Biraz övelim. O işlerde arıza var. İsmail Hoca'yı bir, bir, bir 45-50 dakika öveyim. Doya doya bugün hak etti. Bugünün starı İsmail Kartal. Osterwolde Mosterwolde değil yani. İsmail Kartal şu planlamasıyla, programlamasıyla ama bir 45 dakika öveyim. Sonra bir gireceğim de. Yani bu benim ekibim iyidir. Bakın CV'lerine. CV'lerine bakıyoruz. İşte her maç iki tane bağ katlı. O bir kere o yanında kondisyoner diye tuttuğun amcaoğlu mu, dayının oğlu mu onu hemen yollayacaksın abi bu ya Demek ki bu herif bu işi bilmiyor Kondisyonellikten haberi yok bu herif Yani Bu kadar bağ sakatlı yaşadı mı Son dakika İsmail de gitti Evet İsmail'inki bence kramp yani ben bana Değil diyorlar chatte İsmail de sakatlanmış Yazan birçok yorum vardı ya, ya, ben doğru, Sizin yoruları bölmek için girmedim de Sedye ile çıktı da bence kramp Yani büyük bir problemi yok Çünkü gösterdiği Asam gösterdiği yerde tam kramp bölgesi abi. Aynen ya. Bir de yani İsmail inanılmaz bir enerji sarf etti. Çok normal Dur bence. Dur ya Sabuncuoğlu falan bu gece onunla ilgili bir şey girer ben. Tabii tabii. Hemen ekrana Benim veririm. Kafa Çağlar'da. Çağlar'da bence bir evet. şey var. Çağlar. Bence de. Abi Pahalı. Çağlar. Fener'in attığı gol. Çağlar'ı nasıl indiriyor orada? Kafa ağzına indiriyor. Batshuayi evet. onu atmasa eşek derler zaten. Müthiş bir adam ya. Kaldığı savunmada yaptıkları. Geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de savunmada yaptıkları enfes. Bir Çağlar, Çağlar Fener'e gerekliymiş abi. 2-2 iki, iki daha 4. Gerekliymiş. Haber görürsem açacağım beyler İsmail ile ilgili. Fenerbahçe'nin tweet'i gördüm. Twitter'a girer girmez. Ee... Ama müthiş bir galibiyet Fenerbahçe için. Bugün Fenerbahçe için tek galibiyet de bu değil. Hani bizim çok meramız yok ama Real Fener bugün Real basketbolda reali deplasmanda yendi. Yani bizim çok abi. o işlere meramız yok ama baskette de inanılmaz bir galibiyet aldı yani. Helal olsun. Fenerbahçe'li taraftarlar adına acayip bir gece tabi. Her çok keyifli gece. çenenin ağrıyacağı bir akşam. Özledik be o tarz akşamları da, O çene ağrımalı akşamları da özledik. Tu bakalım inşallah yaşarız. Ee, Fenerbahçe İki branşta da kazandı bak. Fenerbahçe bir de replasmanla 10 sayı farka yatırıyor Real'e. Ya. Real birinci bu sene. Real Euroleague'de birinci mi? Birinciyi daha ben son gördüm de. Eğer Öyle diyorsun işlediysen. ya. Fenerbahçe spor kulübü derim ben. Gurur duyuyoruz bu yönüyle. Fenerbahçe en başarılı spor kulübü demişti Az Yıldırım bir yerde galiba. O sözün mantığı var Mesela voleybolda da Fener gidiyor Bay Hanımlar'da son dörde falan oynuyor de Onu söylemesinin sebebi az Yıldırım'ın yapmasıydı biraz abi o, Şak o biraz gidiyor diğer... şey yapıyor Olimpiyatta atletizmde Tak bir atlet veriyor atlet gidiyor O dünya şampiyonu oluyor Yani en Eylem başarılı bu... spor kulübü Lafı doğru bence Çünkü mesela Real e... Madrid diyorsun Voleybolda yok mesela yani Basket baskette futbolda var ama voleybolda yok Üçünde de olan kim var? Chat'te bilen vardır bu işin sapı. CSK var bence... bak biri yazmış. CSK var doğru söylüyor ama CSK Voleybolu var mı CSK'nın? Ben mi bilmiyorum. CSK voleybol takımı diye bir takım yok ha. Fenerbahçe bence dünyanın en büyük spor kulüplerinden ya. Yani spor kulübü olarak bakıyorsan. Spor kulübü yok, olarak yani. bakıyorsan öyle bence de. Bu kadar branşta yani... zirve oynanan bir caje şey yok. Bir da CSK çok yok aslında. Ya futbolda Fener kadar var CSK ama. Evet. evet Baskette Fener Olur. kadar var. Ama bu voleybolda yok mesela. Abi bu sene şöyle bir şey oldu mesela Trabzon'dan dünya Boks kadın şampiyonu <laughs> aldı mesela. Transfer Tabii yani. mesela Fener bir de mesela Fener'in bir de o yan branşlarda sapık bir koleksiyonelliği var mesela. Bu en iyi boksör gidip boksörü alıyor mesela. Evet. Toplama işi çok bizde. <laughs> Acayip bir şey mesela bir tane uzun atlamacı kadın vardı. Türk yaptılar hatta. O da Fener'in sporcusuydu mesela. Kimdi chatle? Chat bilir bak tak diye yazar şimdi. Varga, Vargas voleybolcu beyler. Vargas voleybolcu bir tarafınızdan uyduruyoruz. Elvan. Elvan da o. Elvan da yüz, koşucu. Tamam Aa, sizden. Yani şey. Tuğba Tuğba. sizden Ra olmaz. Tuğba da değil. Ramil Mamil de değil. Yani bir tane kadın. E, Kolombiyalı ha, kadın. Türk. Bak söylüyorum. Kolombiya ve Türk. Fenerliydi o kızda. Abi hiç kimse mi bilmiyor? Nasıl Fener Fenerbahçe? Fenerbahçeliliğinizden şüphe ettiğim bir akşam. Ben biliyorum ya. Survivor Sabriye diyen mi var? Survivor Sabriye doğru cevaptı. Sabriye yaydı Sabriye oldu doğru. Yasmine Coelho be Caprillo mu ne o? Yasmine Caprillo yazan mı? O doğruyu yazdı bak. Yasmani Caprillo. Mahir Şenkuş Kesinlikle tek fenerli olmuş. adam chat'teki. Tek başına savaşıyor sizinle. Sizin gibi yalan Fenerbahçelilerle tek başına mücadele ediyor adam chat. Uzun atlamacı falan da bilmeyelim abi ne yapalım. Kardeşim Fenerbahçeli misin? Fenerbahçe futbol, Mahir futbol, de Fenerbahçeli. Biliyorum. Biliyor. Abi yetişemiyoruz öyle diyelim. Yasmine, Koya, Caprillo, Escobar. Aaa bir şey biliyorum. Kolombiyalı dedim size burada. Neyse. Fener'e dönelim. Cıvumayalım. Fener'ler kızıyor. Fener günleri cıvıyorsunuz diye. ben bir arıza söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da muhtemelen Avrupa'dan eleneceğini düşünerek bir Süper Kupa tarihi belirlediler. Rıdvan Dilmen de değinmiş. Bence de büyük arıza. 7 Nisan'da Süper Kupa var. 10 Nisan'da da Fenerbahçe çeyrek final maçına çıkacak. Nasıl olacak bu? Ertelenir Turan. Çok bu şey oldu yani. Vay be. Hiç verdikleri sözden dönmeyecek insanlardı be. Wow. Er, ertelenir mi diyorsun? Öne ben çekilir. 5'i olur. Ne alacak? 5 Nisan, 10 Nisan olur. Çok Ama şey. o şey. zaman da bizim umarım fikstür dolu galiba. Ya, umarım ertelenir. O zaman sizin fikstür dolu değil. 5'i uygun. Ben araştırdım. 31'inde seçim var çünkü. Hmm. Doğru bir haftada ileri attılar. Bir hafta yüzden. ileri attılar kupayı. 5'inde 7'sinde oynatma 5'inde de oynat. Zaten 31'inde maç yok ki. O hafta maç çok yani. 29-30-31'de maç çok. Beşinde oynat Fener'i. Ya yani kalsaydı beşinde oynasınlar. E üçünde Adana Demir maçı ya var abi. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Birinde oynat. Üçünde Adana Demir maçı mı var? Evet. evet. Ya ligi hafta içine vertelemişler Evet abi. E bunlar batırmış bunlar. Süper Kupa, Müper Kupa oynatamaz abi. <laughs> Bu arada araştırmalarını da tebrik <laughs> ediyorum abi. He? Araştırmalarını da tebrik ediyorum. E ben ya. iyi de araştırırım ömürüm ya. Hafta bu kadar oldu bu alır. saat. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar süper Kupa'yı oynatamaz. Oğlum bunlar yine... Hep de oynatırlar. Bunlar yine da. cıvık yaptı lan donana. Bu niye çok kötü organizasyon lan? Ben Fenerbahçe'nin bir talebi olacağını düşünüyorum. Ya üç günde dinlenemez bir takım diyen çok var. Ya talebi abicim Fener'in Fenerbahçe'nin Abi üç günde bir takım yani dinlenir. Normalde bu iş olması lazım. Oynanır. Ama... Buradaki mantık ne biliyor musun? Bizim takımlar Avrupa'dan zaten elenir kanka rahat. Hani heriflerin kafa yapısı bu Aynen. zaten. Heriflerin kafa yapısı da rahatsız edici. Yoksa yedisinde maça çıkan adam onun da aslan gibi topunu oynar. Bunlar şey oyuncular, profesyonel oyuncular. Yani ama herifin kafa yapısındaki darlık. Yani dar dar adam. Adam diyor ki lan Galatasaray elendi para. Herhalde Fener de bir sonraki tur diyor Herifin kafasındaki düşünce bu yani. Ben baktıklarını bile sanmıyorum bu arada. O tarih. Çeyrek final yani, tarihi. Böyle adamlar maç. abi ya. Bakalım. Belki bir girişim olur. Bir değişim olur. Bir şeyler olur. Bakalım. Ben her süper Kupa'ya az rotasyon çıkar olmalı. çok mu önemli abi? Ya Avrupa'da çeyrek final oynadıktan sonra. Diyoruz, yeter. Bence önemli ya. Ben bu Bence arada süper, de önemli. Süper Kupa daha önemli. Sanki konferans nereye kadar gideceğiz ki? Alacaksın oğlum canım. belki artık bu kafalandan çık lan. Belçika liderine 3 attın deplasmanında. Biraz artık hayal kurmaya ben... başla. Ne biçim adamsın ya, lan eğitemezsin sen? Eğitemezsin abi bunları. Çünkü eğitemezsin. Futbol, kamuoyu almamızı istiyorsa o zaman Süper Kupa'nın tarihine düzgün bir tarih olsun. Ben neden durduk yere Galatasaray'ı yenileyim ki? Avrupa'dan kupa getireceğim diye. Benim vizyon böyle. Yani. vizyon çok dar diyenlerden bir like alalım. 13.000 kişiyiz. Bir de bir abonelik alalım. Dar... Bugün 160k olursam Fener Avrupa'da minimum yarı final diye bir duyum aldım. Bakalım belki nereden, olmayız. Nereden aldın bu duyumu? gelir bana. Bugün her <laughs> bir 160k yapalım ya. 300-400 kişi lazım. Fenerler. Mutlusunuz. Şu aşağıdan bir abone ol ya. Sen ne zaman 100k olmuştun abi? Ne zaman 100k olmuştuk lan? Konfeti falan patlatmıştık. Ne? neydi be? Yok konfeti insta'da 100k olacağım patlattık. Evet. evet ne zaman abi. 100k olmuştuk lan? Unuttum Yerinde değildim diye hatırlıyorum abi ben 100k aldım. Bana bir 200k lazım bu arada. 200k şart bu kanala. Bu kanala acilen ya. 250 lazım ki 500'e doğru gidelim. Aa, 250 kutlaması mı yapar. Tabii 250 kutlaması yaparız. Milyon bir tane alalım. ne zaman 1 milyon Cash oluruz? Keş mi 200K demiş Adil'im. O da lazım Adil'cim ama <laughs> YouTube açısından. Keş <laughs> <laughs> 400 falan Cash lazım. Çok Adil. lazım. 200'den de fazla bir meblağ. Ama bunları sonra konuşuruz. Adil 90 euro salladım. 3 oran geldi. 270 İsmail hocam. Oha! Fener'e güvenmiş herif 90 euro atmış lan. Mesela Turan atıyor, tutuyor. iki atardık, 3 atardık. Tweet falan atmış. İşte çok rahatım. Akşam 3 atacağız. 10 liram var e, mı Fener'e? 10 lira. Fener e 20 herif 90 lira euro atmış. 10 liram var mı? Yalandan Fener'lik sevmem 10 lira. Yok. <laughs> Yok diye. olabilir böyle şeyler. Evet. Güvenip oynamamış olabilir. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak samimi söylüyorum. Belki chatte Galatasaraylılar falan Fenerleri kızdırmak için şimdi köy takım köy takımı diyordur. Rakip harbi takım bak. Ben kura yapıldığı sırada söylediğim sözlerden geri durmuyorum. Fenerbahçe gerçekten çok önemli bir takım 3-0 yendi. Makara yapmıyorum yani. Harbi de mesela Turan'a falan kızıyor mu niye bir 10 liran yok diye. Mantıksız çünkü. Yani Hı. Fenerbahçe'den böyle bir şey kimse ben beklemiyordum. Ha, bekleyen chatte kardeş vardır saygı duyuyorum ama baba baba gibi takım ya hiç böyle dandik falan bir takım değil planı olan programı olan 24 maçtır yenilmeyen Belçika liginde lider ve o takım karşına çıkıyor deplasmana çıkıyorsun ha tabii Fenerbahçeliler deplasmanı yaşatmadı da yani grubetçiler inanılmazdı tribünler yani erifler evinde şey yaşadı yani deplasman yaşadı ama yani şu takımı üç çekiyorsun ya. Makina gibi bir takım ya. Vallahi beyler Fener yenince Elifler çok dandik gelmiş böyle bir gelebilir gözünüz hani. Ulan atyon ee, atıyon da ne sanki diyor olabilirsiniz harbi öyle değil beyler. Bak samimi söylüyorum öyle değil. Bence çok çok iyi bir takım Fenerbahçe kazı gal galibiyet aldı. En i̇şte iyi oyuncuları şey da cezalı bu arada Kadıköy'de. Bizde de Kuruluş cezalı. Of ya. Ne yapacağız şimdi? Kuruluş mu cezalı? Oğlum Kuruluş zaten ha. ne zaman girdi cezalı ya? <laughs> Girit'i sarı yedi cezalı duruma düştü. Of sen yapacağız şimdi? alay ediyorsun lan Koku galiba Fenerbahçe camiasıyla. <laughs> bu arada ile ilgili de şimdiden bir şey söyleyeyim. Ee, geçen sene Osterwolde mevzusu oluyor bu çocuğa. Önümüzdeki sene a iyi topçuymuşla olacaksınız. Ben o kadar da suçluyum sanmıyorum bu arada. Ben bu maç beğendim mesela. Bilmiyorum chat ne görüşte bende ama. Bence girdikten sonra oyun topu tutmada çok işe yaradı. Yok Turan'ın beğenmez Seni ya. Seni Fenerbahçe ile sezona başlasın. Aa iyiymiş la bu. Olacaksınız. Bir de İsmail giderse çok feci. Ama hayır. Yani? Orada batırırsınız işte. <laughs> o da tamam, o batırdığınız yer olur. Ya zaten şöyle İsmail, diyeyim. Sonra... İsmail İsmail yüksek değil adam. Başka bir adam. Fener'e yazdım başka bir hoca gelir atıyorum başka bir şey oynatmaya başlar. Kuruniç de o başka bir şeyin bir parçası olur. Ana ne topçuymuş la bu? Bunu iyi bulduk olursunuz. Buna %100 eminim bak. onu diyorum abi zaten. Direkt şunu İsmail diyeceğim. gider gitmez ilk 11 İsmail e tercih olmaz. İsmail adamı asla değil abi. İsmail kadar hızlı bir adam değil. Ama hani İsmail'in gittiği bir senaryoda yedek açısından bizim için çok anlamlı bir adam olur. Ama İsmail'i yed yedeği olmaz ya. İsmail'in görevi ya biraz daha farklı. Size şu fark senaryoyu oldu. yazayım. şimdi Hafta sonu İsmail yüksek cezalı. Bugün İsmail kartal'da bu galibiyetten sonra özgüvenini de tekrar depoladı. Hafta depo sonu kimle oynuyorsunuz ya? Heh. Pendik. Pendik'le. Bence hafta sonu biz bir Fred, Kurunic, Şimanski'yi göreceğiz. Abi Pendik şöyle Pendik. Şimanski sarı kart sınırında oynatmayabilir. Duralım. Pendik yerli Gattuso'yu getirdi hoca olarak. Dünyada gittiği hiçbir takıma fayda sağlayamayıp sürekli takım olan iki adam var. Biri İbrahim Üzümez, biri Gattuso. Ee, yani ama pendik, 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 kadrosu iyi kadro. Hani Gattuso Mattuso diyoruz ama Pendik'in kadro iyi kadro. Pendik'te Mitch şöyle Alpaslan'a Türk cezalı yazı Harbi evet. mi? Bak Mitch'i önemli mesele mesela parçaları. Fenerbahçe için. değerli evet. parçaları. O yüzden Fenerbahçe için bence e, bir nebze önündeki kolay maçlardan. Burada deneyecekse bir hani Fred Kururic Şimaski deneyebilir görmek için. Ant işini soruyorlar bu arada ama ben hala düşündüğünü sanmıyorum. Hızlı diye aldı sadece. Kentin fizik neydi be? Bence değişikliklerin hepsi çok doğruydu ya. Erkeğin öz evladı o nasıl bir fit? Doğruydu nasıl... da. Kas, abi öyle, o kadar kas da iyi değil lan bir kanat oyuncusu için. Bilmiyorum tabi chatte belki futbolcu vardır da bana kanat oyuncusu ama için çok kaslı geliyor Levuk ya. Hiç, hiç kaybetmiyor ya atletizminden. Kentin öyle bir özelliği var. Yani çok bir şişik ama baba. Çok şişik abi. Ama estetikliğinden bir şeyler kaybedebilirsin kanka. Ya o kaybettiğinde. Yani. Aynen öyle ya. Dönüş falan zor olmuyor mudur abi? Herif çok kas ya. Bence e, dönüyor traura. ya. Bak chatte yazıyorlar mesela. Adama ama ne oldu? Zor dönüyordu Kanat kanka belli oldu. Hoş koş git adamı oldu. Kanat oyuncusu oh, şeyini çünkü. kaybetti çünkü. Akışkanlığını kaybetti Koş koş git'e döndü Kaldı ki Adama Traore o fiziği olmasına rağmen inanılmaz bir sprinter Yani koşucu gibi koşabilen bir adam Kentin öyle bir hızı yok yani Ama Kentin bence de yine de çok yüksek ya yetenek teknik Bile ince. Yani hızı yeterli gayet şu an yani. Bir de sabrı da görüyorum. çok yüksek Hayır yavaş değil ama Adama Traore Örneği verdiniz ya Adama Traore sprinter gibi hızlı bir adam Yani o özelliğiyle ekmek yiyor futbolda O fiziğine rağmen Kent'in birazcık bence incelemesi lazım. Abi kanat oyuncusu o kadar. Abi herife forma sığmıyordu ya. Kolları falan dar geliyor formaya ya. Böyle kanat oyuncusu olur mu? İsmail Yüksek gitti diyelim. Yerine Thomas Parti geldi. O, olur mu o zaman takım? Mesela Thomas Parti. Evet. Kesici değil. Karşılayıcı. Tam bir İsmail Yüksek. İyisi tabi tam demeyeyim de yani daha tecrübelisi daha değerli toplusu. Ama o zaman da Fener yerliden sorun yaşı. Gerçi seneye yerli yabancı iş yok. Seneye yerli yok aynen. Bir de partinin sakatlık problemi. Evet yok. sakatlık işi var. Bak Bekao'da bekao o işi şey yaptın. Bekao'da patladın. Bir de Fred'de de bir tık sakatlık işi abi, biraz fenerin fazla. Fener'in yazın parası arada. olur. Seneye yazın Fener büyük ihtimalle diye falan satacak. Fener'in yazın iyi bir parası olur. İsmail'i de satacak. Osterwold'i de satacak bence. Hatta Ferdi'yi de satacak bence. Seni bu yaz sürekli seneye diyoruz da yani 3 ay 4 ay sonra e, Fener'e iyi bir 6 numara seker. Mesela Beşiktaş almasa biri çete yazmış. Musrati Fener'e otururdu yani. Ya Gerçi şey şu an diyeceğim. Türkiye'de ben... sevilmeyen adam da son maç Şş. dakika bir kendi kalesine gol atıyor. Haftanın en iyi oynayan orta saha oyuncusu oldu istatistik şey sofaya göre golü var o yüzden <laughs> <laughs> chance <sunayım. gülüyor> Ferdi anlamaya geçelim mi Ferdi Dortmund'la sözleşme diyorlar 30 ya, milyon yakıtı yelef yani. Ben de hiç duymadım Dominik Livakovic 7.3 Makul Yedi 7.5 diyelim. Ben 7.5 diyorum. Gayet iyi abi. Üzerine gelenleri tuttu. Ay inanılmaz bir top gelmedi ki. Fener kesti rakibi. Ne yaptı yani? iyi mi to oyunu topa soktu diye düşünüyorum. Ya bir kere clean sheet alması onu 7'nin üstüne çıkartmıştır abi. Tamam. Bir de bir iki kere zamanlaması iyiydi çıkışta. Ben 7-3'ten yerine... devam diyorum ya. Ben Fenerbahçe savunması esas bugün şey yaptı. Getirtmediler ki topu. Onlara da vereceğiz abi zaten. Daha Puertas nasıldı demişler. Puertas rakibinin en iyisiydi bence ya müthiş adam. Bence de en iyisiydi. Zaten Ama işte karşısındaki çok daha iyiydi ya. E tabi. Bir de sonradan giren adını unuttum Şu kötü bu arada. Ya bu ya da Fener kötü gösterdi herifi. Ya berbat bir adam. Çok antal. Bir de Fener sürekli kapattı onu. İki kişi kapattı. Hiç hareket edemediler o. O sayı 6.7 iç iştirak etmiyorum 7.5. Ben de 7.5'una iştirak ediyorum. Ben de 7.5. Aynı hiç şekilde. İç 6.7 yani bu yine böyle back olduğu için e, boy kontenjanından kötü not almış yani. Osterwold'e 7.7, Osterwold'e 8 abi. Hem burada oynadı, hem burada oynadı. Daha ne, ne yapacak herif? Ben 8.5 yani... ben de 8.5. Ee bak 8.5 okeydi. Hem orada oynadı, hem orada oynadı, bir de gol attı. Ben 9 ya, vereceğim. Tabii. Korkunç futbol oynadı. Ben 9 vereceğim. Turu çünkü bitirdi neredeyse. Çağlar Söyüncü Sütten... sakatlandı çıktı. Ama sakatlanıp çıkana kadar hem savunmada hatasız, hem asist yaptı. Çok kritik e... bir asist. Yani şeyi açıyorsun. Herif kapıyı açan adam. Dakika çok iyi abi. Bütün rakibi bozdu. Çağlar'a da 8 diyorum ben 7.1. Sakatlandığı için ya erken çıktığı için 7.1. Ben o topu sanki rakipten geldi diye gördüm ya. ya hayır, hayır bence abi Çağlar, çağlar indirdi. Ben öyle gördüm sanki. Yanlış görmüş olabilirim. Ne diyorsunuz puanına? 7.5 diyeceğim Çağlar'a. Ben, ben de 7.5'a okuyayım. Ben 7.1 7.1'e okeyim ya. Alexander Ciku. Ben 9 veriyorum. Ya bu ben... Şenol Hoca'nın herhalde bu yaz Beşiktaş'a yaptığı en büyük kötülük ya. Yani Amart'i daha fazla mevkide oynuyor diye ikisi önüne gelip Amarty'yi seçiyor. Yani bu bu inanılmaz bir adam ya. Ben valla 8.5 vereceğim. Kumandan, komutan yani. Bugün Vallahi. savunmanın kumandanı müthiş oynuyor. Ben de 8 veriyorum ya. Yani. Çok acayip futbolcu. olacak. Sekiz 8.6 veriyorum. bugün zaten hani Fener'e böyle boldan dağıtıyoruz da Fener'de zaten herkes 8 ve üstü oynadığı için Fener böyle bir galibiyet alabiliyor. Hakikaten çok önemli bir galibiyet aldı bence. Hani Anladım. çok az adama 8-6 vereceğim. Belki Şimanski ile Cengiz'e veririm yani. Bence herkes zaten çok iyi oynadı. Ee... Şimanski hariç abi ya. Şimanski yine çok da iyi gözükmedi bugün. Bence i̇şte çok iyi hariç herkese yani. 8 üstü vereceğim dedim. Yani İsmail yüksek. İsmail yüksek. Osterwold'a verdiğim puandan fazla vereceğim. 8.6 veriyorum. Ben de iştirak ediyorum. Çok ben çok, güzel de yani. çok, çok güzel adam. İsmail'e 9 vereceğim. 9 verdim. İsmail'e de 9 vereceğim bugünkü. İsmail aynen çok. Fenere çok para kazandıracak. Çok çok para kazandıracak İsmail Fenere. Fred bence kesici Hadi. rolünde İsmail inanılmaz rahatlattı. Asla 6.6'lık bir adam değil zaten konuştuk da. En çok beğeniyorum abi. Çok özel bir adam. 8 veriyorum abi. Ben de 8 veriyorum. 8 alır. Aynen öyle. Cengiz iyi değildi. İyiydi diyemem. Yani kötü gününde bir Cengiz vardı. Asisti ee... var o yüzden 7.5 veriyorum ben. Asist kime var lan? Asistin asist abi. Pardon, asistin asisti. Topu ortalayan adam. Bence iyi de yani alsın. Çünkü. 7'den fazla yani 7 Yani yeşil yansın. Şimanski de ben 7 diyorum. O da yani yeşili yaksın Yok. ama. O kadar ya Cengiz'e 7 verdiğimiz yerde savun yani ileride yaptığı baskı nedeniyle Şimanski'ye bir tık daha fazla verebiliriz. Ben daha Eğer fazlasını bekliyorum e veriyorum ya Şimanski'den. Bence abi hücumda evet eksikti ama savunmada inanılmaz işe yaradı. Ben 8 veriyorum Şimanski'ye. Ben 7.5 veriyorum. Cengiz'e 7. Şimanski'ye 7.5 diyorum. Ben Şimanski'ye 7 vereceğim. Yani savunmada bu kadar işe yaraması tamam da biraz da hücum etkinliği o baştaki Şimanski'yi özlüyoruz. Yani skor erliğini özlüyoruz. 7 vereceğim. <laughs> o yüzden. Lazım. Fener için. Ama çok hani kalitif. skor erliğini Kalmış yapamadığı yerde artık buralarda atacaksın. Ya son evet. 10 haftada sadece defansa yardım eden bir Şimanski seni ah şampiyon yapamaz. Ya yapamaz da hani onu da yapmasa hiçbir şey kalmıyor. Bak harbi bu harbi maçta harbi. Bu maçta işine yarıyor ama evet şampiyonluğu yapmaz ama mesela bence Şimask'ın geriye gelmeleri çok önemliydi bu maç. Tamam da şöyle düşünün. Fenerbahçe kalan 10 maçta kaç maçta favori çıkmayacak? Ya bu maçta mesela favori değildi ya ve işe yaradı. Ya tamam, skor ağırlığı ama... lazım bize. Okey ben de şunu diyorum. Bu maçta buna ihtiyaç vardı, bunu yaptı. E, öbür maçta eğer hücumda yani bu kadar geriye gelmesine hiçbir maçta gerek kalmayacak zaten. Onu o zaman eleştiririm. Ama bu maç için bence yapması gereken savunmaya yardıma gelmesiydi çok sık bir şekilde. Onu da çok başarılı yaptı. O anlamda diyorum sana. Yoksa bütün Eyvallah. sene böyle oynarsa orada oynamasının bir anlamı yok zaten. G'de de oynasın. Eyvallah. Ben 7 vereceğim. Hadi içeri ne diyorsunuz? Ben 7,5 veririm. Ben de 7,5'tayım. Ben de 7,5'tayım. Bat şu ay 8 şeyi açtı. Ben ön alanda da çok başarılı buldum. Hep zorladı. Bu heriflerin zaten meselesi geriden çıkmakmış. Yok çıkartmadı <laughs> ki. Çok ben, acayip. Ben 8.5 vereceğim Batu Şuhayi'ye. Ben 8. Özel bir götü var. 8 veriyorum. <laughs> Ağırlıyorum. 8 veriyorum. Bazen ikili mücadelede falan bir 90 stoperi yere yapıştırdı ya. Bunda da enteresan bir fizik var. Mert Hakan 6.3 mü? Tamamla. Türk düşmanısınız. Penaltıyı aldı. Belki turu bitirdi çocuk. 7. 7. 7. 7. 7. Ceko asist yaptı. Ona da bir yeşil yanar. 7.5. Buçuk. Buçuk. Kentlik bir şey yoktu. Ya altı. Kentin bu ligde yazılmadığı halde girip oynaması, Gakkuk etmemesi bile 6.5 bence. O yüzden 6.5'a ben tamam, de katılıyorum. Gakkuksuzluğuna 6.5. O kadar para alıyorsun. Kuruluş. bir zahmet hiç... Karın çok kötü. Şey, bak Kurun için çok kötü bir günü değildi. Bence. Ben Kurun 9.5 vereceğim. Sarı yiyip Kadıköy'de <laughs> oynama ihtimalini sıfırladığı için. Bize bu hile yaptığı için 9.5. En yüksek puanımı Kurulunç'a veriyor. <laughs> Kurunç maçın adamı oldu Turan'ın istatistiklerde. Ee, Maalesef algoritmanın içine uçan bir... adam oldu Turan'ım. Benim farklı ben... bir skalam var. Ben çok katılmıyorum. Bence biraz ile benzer yorum yapacağım. Çok mükemmel değildi ama görevini çok iyi yaptı. Topu tutması için aldı zaten oyunu. Gayet de başardı onu. Ferdi 7.1 bence az. O da bir 35'te girdi yani. 7.5 falan alır. Aynen öyle bir pat diye girdi adam hiç böyle Esas sanki puan maçın içindeymiş buna gibi 10, oynadı. 10-10 şey bugünkü planı 10. 10 abi. Evet. Harbiden hacı İsmail Şov kötü fotoğrafını koyarsınız he. Bizi laciverte boyadı dönüyor mu hay mesele. Çok iyi. Red niye erken çıktı demişler ama bugün çıkan haberler zaten 60 dakika oynaması yönündeydi. Yani Hayır. çıksın abi zaten. Atmadılar. Çok Fener'in canı bir şeyinde maç yani zor maç. Herif ee, bir şey olsa kendini zorlasa kassa bir yerine bir şey olsa geçmiş olsun yani çok Fenerbahçe adına yıkıcı olur. Bu arada İsmail'in krampmış kılarımın yazdığına göre. Yani Bunların muhabirleri korkutum. falan darlıyor. Doğrudur. Yazdığı şey. Hı hı. Çağlardan bir haber yok değil mi? Gördünüz mü? Şey. Çağlar ihtimalle ihtimal MR'a girer girecek bence. Aynen. Yarın değil mi? Aynen. Bu arada şeyde Fener'in avantajı ne olmuş? Hani Baba Fingo maç. Ağır maç. 3-0 yensen de ağır maç. Ee, içeride i̇çeride pendik üstüne. Gerçi Fener'in iç sağa çok iyi gitmiyor bu sene. Yani dışarıda pendik olsa daha iyi olurdu Fener için herhalde. Handikaplı Fenerbahçe kazanır abi bu maçtaki moral motivasyondan sonra. Diyorsun. Aynen Ama öyle. bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Ya ben İbrahim Hoca'ya çok güveniyorum hafta sonu için. Fener'e yenilme konusunda ama <laughs> Pendik kadrosuna o kadar güvenmiyorum. Bence çok iyi kadro Pendik. Halil bunlar falan çok deplasman oyuncusu. Eksiği var mı bilmiyorum ama. Abi Halil Akbunar istediği kadar deplasman oyuncusu olsun ya. Yani bu Öyle mi ile... Fener'e Fener e bir tane golü var Halil Akbunar'ın. Taksiyle 100 lira yazıyor şimdi o mesajı. Ya anladım. Ne demek istediğini anladım da. Hani bu kadro kalitesiyle de Halil Akbunar'dan da korkmayalım yani. Hani korkacaksak ve Halil Akbunar bizi zaten şampiyonluktan edecekse biz zaten şampiyon olmayalım. Abi benim asıl korkum ligde ne yapacağız? Bu adamların uzun vadeli yokluğunda. Kimlerin Abi lan? Chatte bir Cengiz gördüm ama Cengiz'in sakatlığı ile ilgili ben bir şey görmedim ya. Kimlerin uzun vadeli yokluğundan korktun lan? Cengiz sakat değil ya. Cengiz'in öyle bir durumu yok. Çağlar mı uzun benim gitti benim. diyorsun? E Çağlar uzun gitse Bekao dönecek. Trabzon. Kardeşim senden dönmüyor bize... galiba. Bize... yine gitti. E, Eko benim bugün bir haber vardı. Yine bir yerleri kopladı, şeyde abi, Diye. Pendik maçında Trab ve Avrupa maçında yok. Trabzon'a yetişecek diye bir haber vardı. Korkularını bize anlatabilir misin net bir şekilde? Bir yorumlayalım. İsim isim yazsana kral. Kim gitti de uzun vadeli korktun onu anlamadık. Çünkü Fred döndü. Ve bakıyorsun ön taraf. Ha İrfan yok. Doğru. Cengiz dönüyor. İrfan, İrfan dönüyor abi. İrfan, şeye, dönüyor abi. İrfan 10 günlüğün 10 günlüktü sakatlığı zaten. İr o zaman bu adam bu adam şey mi soruyor bize? Ya giderlerse ne yapacağız? Bence ona göre Yalnız cevaplayalım. Işte, aynen. Onu düşünerek de hayat geçmez beyler ya. O kadar düşünmeyin. Düşün. Sezonu bitirelim önce ya. Yani 10 maç kaldı. Al dua edeceğiz. Tamam. Maçtan edeceğim. fazla maçın var bu arada. Üzülmek istemem seni ama. Ha doğru pardon. Evet. Bir burada glovas oynayacaksın. 2 <laughs> Öüstro oynayacaksın. 3 bir süper kupam var. 4 10 lig var, 14. Bu arada Galatasaray'dan Abi 3 maç, maç fazlan var? Cengiz sekerek çıkmış. Ha. Ben görmedim ama öyleyse tamam. Ona Cengiz sekerek ben. çıkmış. İrfan dönüyor. Siz o İrfan dönüyor haberlerine çok bakmayın. İrfan itmanlara başladı o haber. Yani Gerçekten İrfan çıkacağım. düz koşulara başladı. Cengiz de sekiyorsa mesela kim sağ çık? Ben Fener'im de sekiyor abi. Ya yorulup yorulup çıkmıştır ya bence Cengiz'le üzülüp... de sekiyor. Cengiz de bir şey olsa sıfır. Twitter'da yazardı. Mesela Glarum yazardı muhtemelen sakatları yazarken. Tüm sakatları yazmış o. Öyle bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Cengiz zaten çıkmadan 5 dakika önce bitirmişti maçı yani. Bak, belki belki çok yorgundu dönemiyordu. <laughs> Çağlar beka yok. Stoper rotasyonumuz kötü durumda. Kadro derinliği maalesef iyi noktada değil. Abi kadronuz derindi yani oyuncularsa. Bak bu konuya da gelelim artık. İsmail Hoca şu isyanından fazla geç. Senin iyi bir teknik ekibin yok hatta sana şunu söyleyeyim senin kötü bir teknik ekibin var. Yani bu kadar bağ sakat mesela senin doktorun Ertuğrul Karanlık, senin kondisyonerin ismini bilmediğim bir adam. Bu iki adamla yollar ayırmak kötü bir fikir gibi durmuyor açıkçası bence. Yani bu kadar bağ sakatlı yaşanmaz abi. Ya. Kent zamanı geldi demişler de ligde kent oynayamıyor beyler. Aynen yazmadı. Kent yazmadı değil mi? Zaits yazdı orada kenti yazacaksın Zaits yazmayacaksın Zaits'e ne yapacaksın ya Zaits berbat bir adam ya, ya, ya Berbat ben bir adam soruyorum. değil abi Zaits'ten var abi işte düğüne Kuru iç murun iç aldın ya yani bu kanat yok işte bunu al ya Abi Ziraat Türkiye Kupası finalinde düğüne falan gitti la bu Çağlar kuru. yok abi ben Bonutçu'yu da çok futbolu ya bırakmış ben şunu buluyorum ya tete. Fener'in stoper işi zor mu kötüymüş aklıma Çağlar yok, yok abi. Ya. yok Bonutçu oynar gayet ya niye futbolu bırakmış gibi olsun bir şey diyeceğim. Çağlar yok, Bekao yok. Peki stoperde bugün oynayan Osterwold'da oyuncu gibi Aha sportmuş, Evet, bravo. Gikubi ben zaten de, sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Benim duyduğum bu evet. Avrupa'dan kulüpler izliyor ya Osterwold'u. Stoperken evet. radarlarına girip izlemeye başlıyorlar. Yani stoper e, tamam performansına adım. şey oluyorlar. E tamam, Ciko Osterwold devam. Çağlarla backball dönene kadar şimdiyi çok uygundur. Cico evet. Osterwold'e solda Ferdi, sağda Osayi. Cico Osterwold'e Ferdi, Ferdi Osayi çok iyi. Bravo. Yedekte Gayet. de Bonucci ile Serdar var. Al sana rotasyon. Tamam, tamam işte. Tamam. işi öyle hallolur. olur. E, bekler Ferdi, bu Osayi'nin yedeği var mı? Mert Müldür var, atarsın. Aynen. Mert Müldür, Ferdi mesela Ferdi'ye bir şey olsa, olsa, olsa Ferdi'ye bir şey oldu diyelim. Osayi sola atıp, Mert'i sağa atarsın. Ya da Mert'i sola atarsın. Yok, ona da gerek yok. Ya Mert, Mertis sola. Atar. sola çekersin. Bir tane stoper atarsın içeri en kötü. Bence değil. öyle yapmaz. Bence Mert'i içeri atar mutlaka. Neyse tam orada da bir rotasyon var. Elde kalan orta sağlar kimler? Fred, İsmail, Kurun işi var. Tamam orta sahada da bir arıza yok. Mert Hakan e Bir tek mesela. Pendik maçı sağ açık sıkıntılı. Cengiz bugün sektiyse ama Glanuk bir şey yazmadı diyor şey. Is... Ama evet, ben o da ya. aklına gelmemiştir de. E yorulmuşlardır ya. Yani. Sağ çık, sağ çıktı. Ne yapar en kötü biliyor musunuz beyler? Şimanski. Şimboliyi atar. Şimanski Şimanski atar. Şimboli zaten şu an formda değil oynadığı yerde. Şimanski atsa merkeze İsmail Kuruniş Fred çıksa çok mu şey olur? Bence Mert Hakan çıkar abi. İsmail Mert no, Mert Fred Hakan çıkar. Hafta Doğru bravo. İsmail Mert Hakan çıktı. Şey. İsmail cezalı. E tamam. Fred Kuruniş Mert Hakan çıktık. Dersin. Olur bence. Ceko da dinlenmiş olacak. Muhtemelen Ceko oynar. Ceko oynar zaten. 10 dakika top oynadı. Ya, Emre Mor'u niye yolladın? Lincoln'u niye, niye, yolladın? Emre Mor'u niye, niye yolladın? yolladın? Kenti niye yazmadın? Zorba Şunlar ya. hata ya. Ya çok büyük hata biliyor musun? Zayt niye yazıldı yolladın? mesela? Zayt mesela bak bir şey diyeceğim. Orta sağ rotasyonunda biraz önce Zayt'i yazmadık. Fark ettiniz mi? Evet. Yok çünkü kafada herif. Ya işte Yazmıyor. Crespo vardı. Crespo da, da. gitti ama değil mi? Abi, Crespo. Crespo ben sağda bir yerde Crespo gördüm gibi lan kimdi o? Çağlara benzet, çağlara benzetmiş olabilirsin. Saçın sonlarında böyle sarı formalı, ah sarı formalı Fener değil. tamam. Şey ben şey Crespo adam yaptıran... vardı. Penaltı yaptıran abi. Doğrudur. Bu Bur Burgis Bur Bur sanırım yanlış okumadıysam. Oh. King abin nerede? King abi nerede lan harbiden? Sakat. E o da mı iyileşmiyor? Ya Ertuğrul Karanlık. Baba harbi biraz. Abi. Şifasını Bak, bol anam. koy ya. King, King zaten kronik ya. Giden evet. gelmiyor baba. Giden gelse de iki hafta sonra geri gidiyor. Bunların şifasını fazladan ekle ya. Ya Fenerbahçe'nin o konuda bir iletişim eksikliği var. Mesela Kent niye yazılmadı? Ben bunu bir tarafta olarak bilmek isterim mesela. Kent niye yazmadın? King'i niye yazdın? Var mı lan? İsmail Hoca parlament seviyor galiba. Başka bir açıklaması yok. En iyi yorum mesela. Aynen bu olaya bu yorum yapılır. Çünkü bilmiyoruz. Iletişim Türk sigarası yok. var mesela. İsmi Kent ya ama aslında Türk değil değil mi? Birinin. Samsun 216. Aynen. İşte tekel sigarası vardı ben çocukken. Tekel 2001 aynı. Sağ i̇şte o Türkle Murat... Türk yapımı bir sigaraydı. Türklerin ürettiği bir sigaraydı ama şu an yok galiba Tekel sigarası değil mi? Yok var, var var var. Var mı? Var. var. Ama Tekel Türklerin elinde olmayabilir ya. Sadece isim. Yani ben Hayır tam tekel tam Türk de... şirketi benim bildiğim. Satılmadı mı? Satıldı mı? Chat'ta bir bilen varsa yazsın. Ben sanki satıldı diye duydum ama yanlış da olabilir. Gözler Emre Mor ve kenti aradı. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel yazmış. Hakikaten bu hafta sonu sağ açık. Ee, sorgusuz Emre Mor haftasıydı. Atçam Pendi'ye karşı. Yapıştırırdı abi. Ya bu ocakta çok adamdan çıkmış. Şimdi düşündüm bu kadar adamdan çıkması saçma olmuş. Tabi heriflerin Gide de görüşü önemli. Belki gitmek istediler de. Kent gidecek abi anlaşma iptal oldu. Kent Öyle caymış şey. son anda. Kent de garip aynen. adam ya. vücudu falan Kentin... da garip adam. Ben yazmama sebebini de mental olarak görüyorum tamamen. Başka bir durum değil yani. Ya takımla iletişimi çok kötü ya da hocayla iletişimi çok kötü. Teker İngilizlere satılmış bu arada. Şu an chatte aynen, aynen. yazdı arkadaşlar. E tamam Ryan Kent İngiliz. Birkaç da magazinsel Birkaç de mevzu var. Acaba onlardan kaynaklı bir durum mu var bilmiyorum. Ben onu biraz Twitter şeyi görüyorum. O Galatasaray'da da çok oluyor. Çok inandırıcı gelmiyor bana. Ya İsmail Hoca ne demiş? Rakibin organize bir takım olduğunu, iyi futbol oynadığını, mücadele ettiğini biliyorduk. Onları iyi ettik. En küçük detayları bile es geçmedik. Planı günlerce düşündüm ve iyi işledi. Harbiden çok iyi planlamış ya. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarın olmazdı. Maç başladı dedim ki Belçika'da darbe mi oluyor anasını satayım. Bu kadar bam güm bam güm. Ne patlıyor dedim bu kadar ya. Ama bir dahaki deplasman maçında cezalı olacaklar. Fenerbahçe açıklamıştı zaten iki gün önce. TFF tweet evet. diyorlar. Ne alaka. Fener'e kutlama ise alırız lan o TFF'nin çaresizliğe. Kutlamamışlar. Canları sağ olsun. Tamam, biz Sadece sonuç bildirmişler. Home oyunla... Oğlum harbi böyle bir tweet atma ya. Şu tweet'i atma ya. Şu tweet'i atıyorsan bunun bir yerine bir şey Türk bayrağı falan ekle. Bunlar hangi iletişimciyle çalışıyor ya? Tebrik ekle mesela. Abi. Tebrik falan Oğlum yok mu dayı? Oğlum bunu da böyle bunu... bunu... atma bu tweet'i ya. Bu düzenliğe falan basın bari mavi tikiniz var lan. Maçkolik bildirimi gibi abi. Maçkolik bu işte. mi? Maçkolik böyle bildirim Engin abi ertesi gün vururlar lan. Sağmacılar yok şunda. Abi, değil. O, abi o yokuşla ilgili bak lütfen hey, aynı şey o yokuşla çok, çok, çok insan çok, insan abi, çok adam değil. gitti. Çok adam gitti. Sürekli şakasını Oğlum yapıyorsun. Böyle, benim bu, alındığım özür biliyorsun beyler bu, bu kimin iletişimcisi ya? Bu böyle bir şey olur. Ya sana şöyle söyleyeyim. Bak bu tweet'ten dolayı bölümün Mehmet Büyük Ekşi küfürüyor. Ama ben size söyleyeyim. Bu tweet'lerin Mehmet Büyük Ekşi'ler yok Çünkü niye musunuz Mehmet Büyük Ekşi uyuyor arkadaşlar bu saatte. <laughs> bu bir iletişim şirketi TFF'den her ay bununla ilgili 11'lerce lira dolar para alan bir şirkettir bu büyük ihtimal. Biz yaparız abi iletişim işlerinizi. Bizde o iş. Ve adam tweet'i e atıyor he. Tff'den he. Hasan abi ya. sana özellikle oh, bir şey attım ona baksana be. Oh, i̇stersen oh. yayına ver istersen verme. Oğlum görselde varmış öyle hani Fenerbahçe, Miz falan gibi böyle bir. Yok. Hiçbir yok şey yok he. Yani bir Alp Özgen olamadılar. Öyle söyleyeyim Hastana sana. Aslına baktın mı abi? Alp Özgen'in bugün penaltı dediği pozisyonu Harbi ben maçın başında patlayanlar gibi patladık ya. O ölürüz ya. En azından temsilcimiz yazmış. Her onu da yazmayabilirlerdi. Tabii, abi, abi bak Sağ mesela olayım. bu mesele anladın değil. mı? Tuhaf. Şundan dolayı hmm. tuhaf. Ee, şu mu? Aynen. Şimdi bak burada ne var biliyor musun? Bak burada TFF taraflı gibi görünecek insanlara ama bunu tekrar söylüyorum. Bu bu iletişim şirketinin saçmalığı. Bu tamamen bu iletişim şirketinin saçmalığı. Bu yani biz Galatasaraylıyız abi. Galatasaray'a teşekkür edin. Fener'e etmeyinli yapılacak bir iş değil. Bu baya baya kötü yönetilmiş bir şirket. Yani bu TPF Ya bu berbat bir şey mesela bak. Burada mesela kötü bir kötü bir ya Çok kötü bir iletişim işi bu ya. Ve inanın ama bana abi, in... bak bu iletişim şirketine gidin bu tweet'i atanlara falan bakın Fenerli falan da vardır işlerinde. yani Bu işte abi yaptığı işe saygılıyorum ama hep bunu konuşuyoruz. Devlet dairesi örneği falan filan da. Mesela şu tweet. Şu tweet'ten dolayı küfür yiyeceksiniz mesela. Ne gerek var? Bin alıntı var ya. <laughs> Ve mentionlara kapalı bin alıntı var ya. İnfo bin alıntı. Ya bin, <fo> şey. bin alıntı var abi. Şunu gördüğün anda zaten şunu demelisin yani. Ben yani Pişmişim. Fucked up yani we fucked up yani var ya bir tane caps. Yani bu belli ki biz mahvolmuşuz olmuşuz diyeceksin yani diyeceksin ya. Yani bu mesela. Onu. Ellerinden Onu... adama teşekkür ediyorsun. Deplasmanda 3 atan takıma. Yani. Hayır tamam, abi bak. Işte... Şunun mesela bak şu şu doğrusu. Evet. Temsilcimiz Hayır, tamam, zaten no. Galatasaray. Galatasaray'a yine ülke puanına yaptık. Katkı nedeniyle teşekkür ederiz. Hani yenilmesine rağmen teşekkür ederiz. Doğrusu bu. Ama bu, işte Fenerbahçe'ye yapılanı bu değil mi Fenerbahçe yapılanı e. daha yanlış kılıyor abi Galatasaray'a yapılanı. E, tabii canım olarak. bu böyle bir şey atılmaz abi ya. Ve bu ben söylüyorum bak bu Mehmet Büyükekşi falan arkası yok. Galatasaray'ın TFF'deki yöne şeyi ad, adamları Mehmet Büyükekşi bunların hepsi bu saatte horu horu uyuyan adamlar yani bu baya baya saçma bir iletişim şirketinin az gerginlik var bu ülkede diye Yanlış yaparak, işini düzgün yapmayarak yaptığı bir iş bu ya. Bu ne abicim ya? Bu arada yani, tabii şu da var. Chat'te eziyorlar. Galatasaray'ın kazandığı ilk Prag maçında da böyle atıldıysa ve Fenerbahçe elenince Galatasaray'ın son zaman Galatasaray atılacak. ilk maçından sonra da yanlış atılmış. Evet. Bak diyorlar evet ki yani. Manu maçı da aynı şekilde. O zaman Manu maçı da yanlış atılmış. Burada bir iletişim tonu vardır. İletişim tonu nedir? Temsilcimiz Galatasaray Manchester deplasmanında kazandı. Tebrik ederiz. Bu kadar ya. Temsilcimiz Fenerbahçe Union San deplasmanında kazandı. Tebrik ederiz. Benim burada zaten anlatmaya çalıştığım şey Galatasaray'a dost bunlar. Fener'e düşman değil. En başından beri öyle diyorum ben. En başından beri diyorum ki burada izlenen yanlış bir iletişim var. Ya yani bu bu ne la? Böyle bir iletişim olmaz. Galatasaray Manchester United'ı de deplasmanda yenmişse bu ülkenin federasyonun hesabından coşkulu bir tweet atılmalı abi. Manchester United'ı kaç kere yeniyorsun? Kaç kere Belçika şampiyonluğu 3 atıyonda dönüyor? Bir şeyler ya bu Neler, kadar biz... iletişimi biraz attın la biraz biraz bu işlerden. bir, şunu anlatıyorum bak chatteki bütün insanlara bunu anlatıyorum. Galatasaray'ın da Fenerlisi'ne de bu şirketler bu kurumlardan şu iletişim yapmak için bak bu bizim hiç beğenmediğimiz ve güldüğümüz iletişim var ya şu an yukarıda görülen iletişim. <laughs> İnanılmaz ücretler kesiyorlar. Yani dersin ki ulan bu herif ne yapıyor lan bu kadar fiyata dersin. Öyle il fiyatlar kesiyorlar. Ay be. Yani bu, bu bu işte yani Soruş da bu. Hani bilin bu ülkenin federasyonun paraları nereye gidiyor bilin. Araplarla anlaşma yapıyorlar. İşte biz ligimizi sattık 150 milyon dolarla. 150 milyon dolar Galatasaray Fener'in cebine girmiyor ki. Beşiktaş'ın cebine girmiyor ki. Oradan bir pay alıyor Beşiktaş Galatasaray Fener maçı. Burada lokmayı yiyenlerden biri TFF. Peki o TFF o lokmayı nereye harcıyor? İşte bunlara harcıyor. Bu adamlara harcıyor. Şu görseli harcıyor mesela. Mesela görsel de sıkıntılı. Burada chatte 50 tane vardır görsel tasarımcı. Şundan iyisini yaparım abi diyen 50 tane adam çıkar şimdi. Yani görsel de kötü görsel, görsel, abi, görsel de çok kötü. Çok basic değil mi? Ya her görsel tasarımı hiç yapmadım bu zamana kadar hayatım boyunca. Bunu ben yaparım mesela. Bu kötü abicim falan. kötü. Yani font seçilen font chart da kötü. Biz burada yanlı iletişim var demiyoruz tamam, ya arkadaşlar. Abi yok yanlı yanlış iletişim, iletişim yok. Diyoruz. Ya söylüyorum canlı var yok. Berbat bir iletişim var burada. Bunlar her zaman... ve bunların hep bütün işleri böyle. Bir hesap bütün tweetlerde mentiona kapalı olur mu? Bütün tweetler. Bütün. Abi siz bu halkın federasyonu değil misiniz? Bak. 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 Mesela lig sonuçlarını atmışsın 25. hafta. Berbat renk tasarımı falan filan. Korkunç zaten tabii, de. Tabii tabii. Birinci lig. Oo. Aman ya. Yani. Anlaşılmıyor bir kere ya. Kötü yani font Abi yani kötü anladın mı? Ya. Yani şu arka şey falan çok zor. Mesela birincilik puan durumunun mention'ı niye kapalı abi? Ne yazacak abi adam? Belki bolulu bir çocuk diyecekti ki bu bolu Süper Lig'e çıkar bu da burada dursun. Ne var abi yazsın adam ya bir etkileşim al ya. ne? Kayıp ne mesela bundan? Niye gizli mesela bu? Tam sağ diye bir dergi çıkıyormuş. Okumayız. Mesela kapalı. Mesela niye mention atamıyorum? Bu dergiyi almak için ne yapmam lazım? Diye niye niye ah, mention atamıyorum mesela? Bu arada kapağın fontu da herhalde 2005'ten falan kalmadı. Uuu. Dergi de bu ha? Vay vay vay. Bu bu ne ya? Kadın Süper Ligi'ndeki şey kapalı mesela. Kadın Süper Lig'de kim önde la? 53 Galatasaray, 51 Fener. Oha. Lan her yerde mi? Burada da orada? mı ya? Fenerbahçe'nin <laughs> adı niye bu kadar uzun? Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı. Bizde niye kadın futbol takımı yazıyor da ekstra olarak? Aynen bir de bizde yazıyor bir bizde yazıyor. Antalya'da yok Beşiktaş'ta Antalya'da da yazıyor. Acaba Tam... biz ilk kurulan kulüpler miyiz? böyle yani mi koymuşuz mi? isimleri? ALG Spor iyiydi bu kupa, şeyde. Bu Sporda benim bildiğim. Bak o da 5'e düşmüş. Topçular Galatasaray Fener oluyor herhalde. Evet bu arada bu tasarım harbi güzel. En azından yani iyi. <laughs> Türksel'in tasarımıdır bu da emin olun. Yani Türksel Pardon. yapmıştır tabii canım. Türksel de bu arada iletişim için yani burada chat'teki hiçbir insanın hayal edemeyeceği paralar harcıyordur. Bu arada ne kötülük. Biri birine 10 atıyor, biri birine 8 atıyor. Ama <laughs> Adana'nın avaraja abi... baksana. Adana'nın hava oh, oh, oh. Adana nerede? Oh. En altta abi. Eksi -69 <laughs> diyor ya. Bir şey söyleyeceğim Emir biz bunları yeriz cumartesi. Bu ne arada Adana da mesela deprem bölgesiydi acaba böyle bir gözümüzün önünde değildi inanılmaz bir şeye mi uğruyorlar? Mesela insanın aklına o geliyor. Evet abi Adana öyle işte. deprem bölgesi de. de o kadar etkilenmedi yani spor müsabakasında gibi takım etkileyecek kadar belki bir sporcularına arada, falan bir şey oldu. Bizi almayın lige dediler. Zorla aldılar. Çünkü kadın futboluna o kadar uzağız ki. Belki de inanılmaz şeyler yaşıyorlar da 5 puan. Abi bu federasyonla her şey olur ya. Bu arada Fenerbahçe liderliği bu hafta vermiş abi. Bak Kara yenilmiş. Oy. Daha say Trabzon'a berabere kalmış. Daha yenilmiş. saray lidermiş ki zaten o zaman yine. Yok abi, averajda biz öndeyiz ama. Gerçi He. ikili vereceğim bakıyor bilmiyorum ama. Öyle rezilli bir federasyon iletişimi. Her şeylere düzgün olurdu. İletişimleri kötü olmuş. Niye kötü oldu? Bu arada arkadaşlar Yasmina Kopelo erkekmiş. 400 metre engelli koşucusuymuş. Benim dediğim atlamacı Jamaikalı Merlin Ottey. Hayır Merlin Ottey değil ya. Benimki Yasmina'ydı ya. Bu Merlin Note foto ya. Çok güzel foto bu arada. Merlin Note'yi bu. Ama benim dediğim Hatın Yasmine sanki ya. Yasmine Coppello'ydu sanki. Yasmine Coppello demek ki ben erkek hatırlıyorum ya. Bir dakika şaka kaçtı bir daha yapsana. Çok Yok, uzun Kadın Traore dedi. Utanmaz <laughs> ki sporcu Fenerbahçe'ye altın madalyalar getirmiş bir sporcu mesela. Şu kadın <gülüyor> <gülüyor> kadar <gülüyor> Fener'e yararım var mı? Fenerbahçe'dir bu kadın. Bak ellerinden kad annem. Kadına Traore benim son bir ayda Emir'den duyduğum en iyi şaka. Ya üçüncü en yapışı falan kadına Traore. İki kadın ben. hanımefendiye daha yapmıştı aynı şakayı. Biri sonra Yo, yapmadım. Aa, bu kadar uygun Hayır olabilir. yapmadım. Link benim duyduğum <laughs> en iyi şaka da şey bu maç defansa yardıma geleceğim. <laughs> mesela. varsa. İşte Bartu bu TV'de batlarım abi komik şaka da batlayak <laughs> <laughs> bu kanalın en büyük özelliği benim üzerime <laughs> üzerime gelmesi. Ama canı sağ olsun. Ben gidiyorum. Fenerbahçeli bu hanfendi ekrandayken gideceğim. Bir sporcu, bir spor insanı. Fenerbahçe'yi kutluyoruz. Gidiyorum. Bir like alalım. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyoruz. lan Emir. Bravo. Bu kadar bak kadın sporcu ekrandayken Fenerbahçeli kadın sporcumuz da ekrandayken bütün kadınların dünya kadınlar gününü kutluyoruz. Helal lan Bütün kadınların dünya kadınlar günü. Teşekkür ederim. Beraber. Doğrusun, iyi geceler. Sürsün i̇yi geceler. Affola. İyi geceler. Hepinizi çok seviyoruz. Hey toks'la kalın. Hoşçakalın.